size sevgi ve sevinç dolu ve meyvelerle dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hayatınızda, evinizde, masanızda meyveleriniz bol olsun. Şimdi nereden çıktı bu meyveler konusu derseniz birazdan ona geleceğim ama öncelikle eğer beni ilk kez gören arkadaşlarım varsa hemen kendimi tanıtmak isterim. Ben Nora ablanız, hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Türk Çocuk programında sizlerle buluşuyor oluyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere sorumu tekrar sormak istiyorum. Hatta soru sormadım. Şimdi ilk kez soru soracağım. Özür dilerim. Arkadaşlar, meyve yemeyi sever misiniz? Rengarenk, tatlı, tuzlu. O güzel Tanrı'nın yarattığı meyvelerden yemeyi sever misiniz? Sevmiyorsanız bence sevmeniz gerekir. Çünkü meyveler bizler için çok faydalı. Peki, özellikle yaz meyvelerini seven var mı aranızda? Mesela kiraz, çilek, erik, şeftali, kayısı, bunları seven var mı? Ben onları çok seviyorum gerçekten. Mesela yeşil erik, kütür kütür, çilek, kiraz, böyle bazen kulağımıza taktığımız o şirin kirazcıklar mesela. Arkadaşlar, çeşit çeşit Tanrı'nın bizlere verdiği güzel besin kaynakları, çeşit çeşit renk renk ve ne kadar ilginç değil mi? Aslında gerçekten doğanın kendi içerisinde meyveler kendiliğinden oluşuyorlar. Tabii ki yağmur mesela, yağmur yağdığı zaman meyve ve sebzeler, onlar ihtiyaç duyuyorlar beslenmeye, su içtikçe büyüyebiliyorlar. Ve arkadaşlar onun dışında tabii ki de insanların onları da ekmesi gerekiyor. Ama aslında bizim yaptığımız şey çok küçük bir şey. Onun dışında doğa kendi kendine bu meyve ve sebzeleri bize veriyor. Yani Tanrımız ne kadar muhteşem değil mi? Bizim her zaman beslenmemizi düşünüyor. Bizim hiçbir zaman aç kalmamızı istemiyor. Peki, yaz mevsimindeyiz artık ve sizlere şunu söylemek istiyorum. Bir kere yazın şöyle bir güzelliği var. En sevdiğimiz meyvelere kavuşuyoruz yaz aylarında, bence benim kendi fikrim. Hem tatlı ihtiyacımız karşılanıyor hem de bedenimizin ihtiyaç duyduğu vitaminler, meyveler sayesinde bedenimizde karşılanıyor. Mesela karpuz, mesela kavun, çilek, erik, kayısı, şeftali, daha bir sürü meyve. Hepsi de birbirinden güzel. Gerçekten inanılmaz değil mi? Tanrı'nın bizi bu kadar düşünmesi, bu kadar harika bir sistem yaratarak aslında doğanın bizi doyurması ve bedenimizin bütün ihtiyaçlarını doğanın karşılaması ne kadar harika bir şey değil mi? Peki sevgili arkadaşım, o yediğin lezzetli meyveler için Tanrı'ya bugün teşekkür etmeye ne dersin birlikte? Evet, hadi gel birlikte Tanrı'ya teşekkür edelim. Sevgili Tanrımız, babamız, kralımız, bizlere sağladığın meyveler için özellikle bu şu an içinde bulunduğumuz yaz aylarında bizlere sağladığın o rengarenk meyveler için sana çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ne kadar çok sevdiğini biliyoruz çünkü her zaman bizi düşünüyorsun. Bize verdiğin meyveler bile bizim sağlığımız için, bizim bedenimizin gerekli, bedenimizin ihtiyaç duyduğu meyveler. Bu yüzden sana çok teşekkür ediyoruz ve seni çok seviyoruz. Amin. Evet arkadaşlar, şimdi siz şöyle güzel bir video izleyeceksiniz. Arkadan Ege gelecek ve ondan sonra Nora ablanız size görevinizi vermek için burada hazır bekliyor olacak. Çekirgenin kulağı dizindedir. Çekirgenize gizli bir şey söyleyeceksiniz, dizine konuşun. Kaju aslında kuru yemiş familyasına değil, sap familyasına girer. Eski bir Atari oyunu olan Duck Hunt aslında iki kişilik bir oyundur. İkinci oyuncu ördekleri kontrol eder. Titanic batmadan tam 14 yıl önce kitabı yazılmıştır. Öngörü böyle bir şey olmalı. Edwin Robinson 1980 yılında kel, kör ve sağır iken üstüne yıldırım düşmesi sonucunda 3 özürde düzelmiştir. Demek ki yıldırım bazı durumlarda iyileştiricidir. Yine de denemeyin. Yeşil elma yemek, kahve içmekten daha çok uyku açar. Geceleri elma yememek lazım. Karıncalar renkli jel yerse rengi değişir. Brezilyalılar
sokak lambaları için gerekli olan enerjiyi mahkumlar tarafından karşılar. Şu anda dünyada 3 milyondan fazla kişi ayda arsa satın aldı. İster misiniz ayda da kentsel dönüşüm başlasın? Buradan senin adına çok teşekkür ediyorum ve aynı zamanda kendi adıma da çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım. Ege'cim, bize verdiğin bu güzel bilgiler için sana çok teşekkür ediyoruz ve aynı zamanda Erkan abimize yine teşekkür etmek istiyoruz ki bize bu kadar güzel bir video hazırladı. Şimdi görevini duymaya hazır mısın? Belki de kafanda bir şeyler oluşmuştur çünkü sabah, çünkü az önce açılışı bu görevle ilgili yaptım zaten. Açılışı yaptım. Senin de aklına bence bir şeyler geliyordur. O zaman hadi bakalım, gel seninle birlikte 3'ten geriye doğru sayalım. Sonra da ekranımızda kocaman görevimiz görünsün. 3, 2, 1. Meyveyi araştır. Senden istediğim görev bir meyveyi araştırmak. Hangi meyvenin olduğunun hiçbir önemi yok. Sen istersen en sevdiğin meyveyi seçebilirsin. İstersen en merak ettiğin meyveyi seçebilirsin. Elma seçebilirsin, armut seçebilirsin, kayısı, erik, çilek, karpuz, portakal, mandalina. Oo, çok fazla meyve var seçebileceğin. İstersen başka başka yerlerde yetişen meyvelerden de araştırabilirsin. Başka ülkelerde yetişen, başka bölgelerde yetişen meyvelerden de araştırabilirsin. Tamamen sana kalmış sevgili arkadaşım. Ama bunun için, bunu yaptıktan sonra bizlere bu konuda bilgi vermeyi unutma. Hangi meyveyi araştırdın ve seni en çok ne şaşırttı? Bununla ilgili bize geri dönüş yap. Şimdi bu arada bu görevi nasıl yerine getirebilirsin onu da söyleyeyim sana. Bence öncelikle bu meyveyle ilgili şöyle görselleri inceleyebilirsin. Resimlerine bakabilirsin. O meyvenin gelişme aşamasında nasıl göründüğünü anlayabilirsin. Hangi şartlarda yetiştiğini araştırabilirsin. Hangi bölgelerde yetiştiğini araştırabilirsin. Ve arkadaşım, sana bedenimize ne gibi faydaları var? Bu meyveyi neden yemeliyiz? Bunları araştırabilirsin. İşte bütün bunları yaptığında görevini başarıyla tamamlamış olacaksın. Şimdi ikimiz için de, hem senin için hem benim için birazcık dinlenme zamanı. Gideceğiz birlikte kumdaki hikayeleri izleyeceğiz. Ondan sonra da benim en sevdiğim bölüm olan Tanrı'nın sözünde seninle buluşacağız. Günlerden bir gün, Rapisa Celle Gölü'nü aşarak karşı kıyıya geçti ve biraz dinlenmek istedi. Çevresinde çok insan vardı. Rapisa nereye gitse toplanıp onu takip ederlerdi. Halk Rapisa'yı çok sever, ondan çok şey öğrenir ve mucizelerine şahit olurdu. Rapisa'yı takip edip toplananların sayısı çok artmıştı. İsa dağa çıkıp öğrencileriyle birlikte oturdu ve insanları öğretmeye başladı. Rab İsa öğretisini bitirdikten sonra zaman oldukça ilerlemişti. Toplananlar yeme ve içme hazırlığı yapmadıkları için acıkmaya başladılar. İsa başını kaldırıp büyük kalabalığı görünce öğrencilerinden Filipus'a "Bu insanları doyurmak için nereden yiyecek alalım?" diye sordu. Filipus şu yanıtı verdi. "Bu kadar kişiye yemek getirmek için çok para gerekir. Getirsek dahi her birine birkaç lokma düşer ve doymazlar." Diğer bir öğrenci olan Simon Petrus'un kardeşi Andreas, Rab İsa'ya yaklaşarak
Yanımızda 5 ekmek ve 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kime yetsin ki? İnsanlar çok kalabalık dedi. Tabii ki Andreas bunları söylerken 5 ekmek ve 2 balığın herkesi doyurmaya yetmeyeceğini biliyordu. Rabbi İsa öğrencilerine şöyle dedi. Halkı oturtup dinlenmelerini söyleyin. Böylece tüm insanlar yere oturdu. Kadın ve çocuklar hariç 5000 erkek vardı. Daha sonra Rab İsa, çocuğun elinden 5 ekmek ve 2 balığı aldı. Dua edip, şükrederek öğrencilerine, "Alın ve bunları yemeleri için insanlara dağıtın," dedi. Rab Mesih büyük bir mucize yaptı. Öğrenciler yemeği insanlara dağıttı. Herkes yiyip doyduktan sonra çok miktarda ekmek ve balık arttı. İsa, öğrencilerinden artan yemeklerin ziyan olmaması için toplanmasını istedi. Arta kalan yemekler toplanınca 12 sepeti doldurdu. Bu, insanların doyurulması ile ilgili büyük bir mucizeydi. Çünkü hiç kimse 5 ekmek ve 2 balıkla bu kadar insanı doyacağına inanmıyordu. Halk, Rab İsa'nın bu mucizesiyle çok mutlu oldu. "Gerçekten insanlığa gelecek olan peygamber budur," dediler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Ya Rab, ne çok eserin var. Hepsini hikmetinle yaptın. Yeryüzü yarattıklarınla dolu. Mezmur 104, 24. ayet. Bölümüne hoş geldiniz. Merak ediyor musunuz acaba şimdi bugün hangi hikayeyi paylaşacağım sizlerle? Merak eden arkadaşlarım için hemen başta sizlere okuyorum. Bugünkü hikaye yine çok eğlenceli. Hiç hem de hiç arkadaşı olmayan adam. Başlık birazcık üzücü aslında ama bence bu hikayenin sonunda yine bizi güzel bir şey bekliyor olacak. Çünkü Tanrı'nın işleri her zaman güzeldir ve iyidir. Tanrı her zaman iyi planları olan bir Tanrımız var bizim. Şimdi eğer birinin hiç hem de hiç arkadaşı yoksa bence bu çok üzücü bir durumdur. Ama acaba onun neden hiç arkadaşı yokmuş? Hadi gel bakalım bu hikaye nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor birlikte okuyalım. Bir zamanlar hiç arkadaşı olmayan bir adam vardı ama gerçekten hiç arkadaşı yoktu. Bir tane bile. Senin arkadaşın var mı? Eminim vardır. Yoksa bile şunu unutma ki Tanrı senin dostun. Ama Zakay'ın dostu yoktu. Gerçekten dostu yoktu. Ve bu hiç arkadaşı olmayan kişinin ismi işte Zakay'mış. Birlikte gördük. Zavallı Zakay'ın tek bir arkadaşı bile yoktu. Acaba neden diye düşünüyorsun muhtemelen. Acaba çok mu kısa boyluydu ki? Ki birisiyle arkadaş olmamak için bence pek iyi bir sebep değil. Bizlerin kısa boylu arkadaşları da olmalı arkadaşlar. Bunu unutmayın. İsmi kulağa biraz garip geldiği için mi acaba? Zakay. Zakay, Zakay diye seslenmek biraz garip geliyor mu? Bence güzel bir isim. Ama zaten bu da iyi bir sebep değil. Kısa boylu olduğu ve değişik bir ismi olduğu doğruydu. Ama yalnız olmasının sebebi bunlar değildi. İnsanların Zakay'ı sevmemesinin sebebi onun paralarını çalmasıydı. Zakay para mı çalıyormuş? Nasıl oluyor acaba? Gel birlikte bakalım. Zakay vergi toplardı. Vergi insanların krala ödemesi gereken paraydı ki biz de şu anda vergi veriyoruz zaten. Günümüzde de var bu. Ama Zakay alması gerektiğinden daha fazla para alıp cebine atardı ve bu şekilde kendini zengin etmişti. Herkes onun ne yaptığını bilirdi ve bu
onları çok kızdırırdı. Zaka'yı hiç ama hiç sevmezlerdi. Aslında bir noktada ona kızmakta haklılar bence. Bunu ona göstermekten de hiç çekinmezlerdi. Zakay sanki orada yokmuş gibi davranırlardı. Ya da yoldan geçse yolun diğer tarafına geçerlerdi. O insanlara selam verdiğinde insanlar ona cevap vermezdi. Onu görmezden gelip arkasından fısıldaşır, sonra onun da duyabileceği şekilde "Bak, kendini bir şey zanneden önemsiz adam geçiyor" gibi şeyler derlerdi. Neyse, bir gün yol kenarında kocaman bir kalabalık oluştu. İsa o kente geliyordu ve herkes onu görmek istiyordu. Zakay da İsa'yı görmek istiyordu. Ama diğer herkes ondan çok daha uzundu. Zıplayıp görmeye çalıştı ama bu işe yaramadı. Hiçbir şey göremiyordu Zakay. Neyse ki Zakay'ın aklına iyi bir fikir geldi. "Buldum," dedi. "Şuradaki yabanılı incir ağacını çıkarsam görebilirim. Aslında bakarsan sırf bir sandalyeye oturmak için bile zıplaması gereken Zakay, ağaç tırmanma işinde şaşırtıcı derecede başarılıydı. Gerçekten İsa'yı o kadar çok görmek istedi ki ağaca tırmandı. Zakay ağacın dalları arasında çok iyi bir görüşe sahipti ve yolu görebiliyordu. Aradan birkaç dakika geçti ve o arada İsa ağacın dibine vardı. İsa durup yukarı baktı. Zakay İsa'yı gördü. İsa da Zakay'ı gördü. "Zakay," diye seslendi İsa. "Bugün senin evine gelmek istiyorum." Hem adını biliyordu hem de onun evine gitmek istediğini söylemişti İsa. Düşünebiliyor musunuz? Zakay için ne kadar heyecan verici bir şey bu. Zakay şaşkınlıktan neredeyse ağaçtan düşecekti. Onun evine gelmek mi? Kimse onun evine girmeyi bırak yakınından bile geçmek istemezdi. Çünkü kimse Zakay'ı sevmezdi. İnsanlar da olanları gördü ve tabii ki normalden daha da kızgın ve huysuz hale geldiler. Aralarında şikayet edip sızlandılar. "İsa neden o büyük günahkara böyle iyi davranıyor ki? İsa onun nasıl biri olduğunu bilmiyor mu? Bizim paramızı çaldığını bilmiyor mu İsa?" Zakay hemen ağaçtan indi ve İsa'yı evine götürdü. Acele etti çünkü İsa'nın fikrinin değişmesini istemiyordu. Kim bilir, belki de İsa onun hakkında söylenenleri duymamıştı. Belki de Zakay'ın para çaldığını bilmiyordu. Belki kimsenin onu sevmediğini ve hiç arkadaşı olmadığından haberi yoktu İsa'nın. Sizce olabilir mi böyle bir şey? İsa'nın her şeyi bildiğini biliyoruz değil mi? Bence kesinlikle biliyordu. Ama İsa biliyordu, evet öyleymiş. Zakay hakkında, hırsızlığı hakkında ve her şeyi biliyordu. Ama yine de onu seviyordu tüm yaptıklarına rağmen. Zakay utandı. "Rab," dedi yüzü solarak. "Yaptıklarım yanlıştı. Artık doğru olanı yapmak istiyorum. Herkese parasını geri vereceğim. Hem de çaldığımın 4 katını geri vereceğim." Ve gerçekten de Zakay böyle yaptı. İşte bu davranışından anlıyoruz ki Zakay gerçekten pişmandı. Ve biz hep ne diyoruz? Tanrı her zaman pişman yürekleri bağışlar. İsa gülümsedi. "Arkadaşım," dedi, "bugün Tanrı seni kurtardı." Hiç arkadaşı olmayan bir adama İsa arkadaşım demişti. Zakay'ı kimse sevmezken bile İsa onu sevdi. Kimse Zakay'la arkadaş olmazken bile İsa onun arkadaşı oldu. Çünkü İsa insanlara Tanrı'nın sevgisinin nasıl göründüğünü gösteriyordu. Tanrı'nın asla durmayan, asla vazgeçmeyen, kırılmaz, sonsuz ve süresiz sevgisini. Sevgili arkadaşım, bugün sana Tanrı'nın sevgisini tekrar hatırlatmak istiyorum. Tanrı'nın sevgisi asla son bulmaz. Tanrı'nın sana olan sevgisi her zaman olmaya devam edecek. Ama senin de onu sevmen Tanrı için çok önemli. Çünkü biliyorsun ki bizler de bazen birine sevgi verdiğimizde onun da bizi sevmesini istiyoruz. Tanrı bizden hiçbir zaman karşılık beklemiyor. Ama eğer biz onu çok seversek o çok mutlu olur. Evet sevgili arkadaşım, bugün Nora abanın sana anlatacakları bu kadar. Kendine çok ama çok iyi bak, ama o sırada haydi gel benimle birlikte Meyvezi'yi izle. Tekrar aynı saatte buluşana kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Hoş geldin be. Hoş buldum. Neyle uğraşıyorsun öyle? Tabletim eskidi mi diye bakıyorum.
Eski değildi, sen ne yapacaksın ki? Hemen yenisini alacağım tabii ki. Azi, olur mu öyle? Eğer işini görüyorsa neden yenisini alasın? Bu boşu boşuna masraf yapmak gibi. Yani bilgece gelmiyor bana. Belki de haklısın. İşimizi görüyorsa ne gerek var diyorsun. Ne gerek var tabii. Tamam o zaman. Hatırlar mısın? Sen de iyiyiz derdin. Ben de şimdi sana diyorum o zaman. Sen de iyiyiz. Evet. Yerimi alayım şöyle. Kameraya güzelce bakayım. Evet. Nerede kalmıştık? Elçi Pavlus'un ilk yolculuğu. Tableti tam ortada. Harika. Bahsettiğin yapay zeka kimsenin tabletinde yok Zihi. Görselleri sanki bir kurgucu dostumuz ekliyormuşçasına gösteriyor. Sen yine de acaba eskidi mi diye düşünüyorsun. Ne dedin anlamadım. Aman boş ver. Evet, seni dinliyoruz. Şimdi 46 yılına gidiyoruz. Bir nehrin yakınlarına. Asi Nehri. Antakya'daki, öyle değil mi? Evet, öyle. Saul ve Barnabas Antakya'da öğrencilerine vaaz vererek İsa'yı tanıtmaya devam etmekteydi. Bir dakika, Saul kim, Barnabas kim? Kafam yandı hemen. İyi ki hatırlattın. Saul, elçi Pavlus. Onu şimdilik Saul olarak anıyor olacağız. Barnabas ise sonradan Pavlus ile, yani Saul ile anlaşmazlığa düşecek bir kişi. Tamam. İnsanlar İsa Mesih'in müjde sözlerinin peşinden gidiyordu. Pavlus da işte bu sözleri anlatıyordu. Barnabas ve Saul'a elçi Yuhanna da katılıyor. İlk durakları da Selefke. Şimdiki adı ne biliyor musun? Samandağ. Samandağ, Asi Irmağı'nın denize döküldüğü yerde bulunuyor. Antakya'nın limanı. Oo, benim kafam çok karıştı mı? Nasıl yapsak acaba? Haklısın Zihi. Benim hatam, kusura bakma. Çok karışık anlattım. Çok basit ilerlemeliyiz. Çünkü çok yer var ve olaylar birbirine çok kesin bir biçimde bağlı. Tüm dikkatimle sendeyim. Niyetimiz, Pavlus'un yolunu takip etmek ve Pavlus'un müjdeyi yaydığı yerleri tanıtmak. O zaman şöyle diyelim. Pavlus ilk yolculuğunda önce Antakya'ya gitti. Harika. Bir süre burada kaldı. Müjdeyi yaydı. Ardından muhtemelen Asi Nehri'ni kullanarak şimdi Samandağ olarak bildiğimiz Selefke'ye geldi. Ardından da Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Burada duralım mı? Yeni yerler var. Küçük kardeşlerimize anlatmak istersin diye düşünüyorum. Tabii ki, elbette. Antakya kenti Hristiyanlık için çok önemli bir nokta. Burada Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri yer alıyor. Saint Pierre Kilisesi. Bir mağara kilise. Wow, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri Türkiye topraklarında mı yani? Evet, hala da duruyor. Şu an müze biliyor musun? Bence bu çok önemli. Burada biraz dursak ve sonraki bölümde bu kiliseyi ve Antakya'yı konuşsak olur mu? Sen nasıl istersen sevgili dostum. Sen rica edersin de ben hayır der miyim? Ama ne olur şimdi domates suyu içmeyelim olur mu? Tamam, ben içtim de geldim. Ve şimdi sana doğru mu yanlış mı sorum geliyor. Hazır mısın? Hadi bakalım. Seni Türkiye coğrafyasından alıp biraz kuzeye götürüyorum şimdi. Bu da sana ipucu olsun. Avrupa'nın en büyük adası aynı zamanda dünyanın da en büyük adasıdır. Doğru mu? Yanlış mı? Hiç de geçen soru gibi değil. Ya Zihi, bu gerçekten zormuş. Sen bilirsin. Bak, sana mimiklerimle yani yüz hareketlerimle ipucu vereyim. Yüzünden anladığım kadarıyla doğru. Bravo, ipucumu anlayacağını biliyordum. Evet, anladım. Danimarka'ya bağlı bir bölge olan Grönland, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alıyor. Çok büyük bir buz örtüsüyle kaplı. Grönland hem Avrupa'nın hem de tüm dünyanın en büyük adası olma özelliğine de sahip. Kapladığı alan 2 milyon kilometre kareden fazla. Avustralya'yı yani Okyanusya'yı kıta olarak saydığımız için en büyük ada. İşte adı da Grönland. Bunlar hep gezdiğin yerler değil mi?
Hatırlıyor musun? Botla yüzüyordun ve arkada volkan patlamıştı. Patladı, patladı diye sevinmiştim. Ya korkmuştun. Evet, neyse işte. Ve galiba orası Grönland'da bir yer değildi, başka bir yerdi. Çok gezince her yer birbirine karışmış galiba Zee. Ne dersin? Bugünlük bu kadar derim. Palmus'un yolculuğu Antakya'da başladı, Samandağ'a gitti. Ve oradan da Kıbrıs Adası'na. Bugünün özeti bu olsa gerek. Evet. Sonraki bölümde bu yolculuğun hem devamı hem de senin güzel isteğinle Saint-Pierre Kilisesi'nin anlatımı olacak. Küçük kardeşlerimiz de elbette kaçırmayacaklar. Harika. Bugünlük bu kadar o zaman. Evet, bu kadar. Hadi şimdilik hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.